Berlin'de yaşanan saldırı senaryosunun neredeyse aynısı Nice'de de yaşandı. Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz ulusal bayram kutlamalarında 86 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 400 kişi de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Almanya şimdiye kadar çok sayıda bireysel saldırıya sahne olsa da ülkede bir takım grup ve örgütler tarafından düzenlenen saldırı sayısı yok denecek kadar az. Geçtiğimiz Temmuz ayında 17 yaşındaki Afgan asıllı bir genç Würzburg yakınlarında bir trende elinde baltayla yolculara saldırarak 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. 24 Temmuz'da ise Ansbach'ta düzenlenen açık hava müzik festivalinin yapıldığı alana giren Suriyeli mülteci üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek kendisi de dahil 3 kişinin ölmesine ve 12 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Geçici olarak Almanya'da kalmasına izin verilen Suriyeli gencin sığınma başvurusu geçen yıl reddedilmişti. 10 Ekim'de ise Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bomba ihbarı alan polis 22 yaşındaki bir Suriye vatandaşını Berlin Havalimanı'na saldırı planladığı gerekçesiyle tutukladı. Suriyeli gencin evinde Paris ve Brüksel saldırılarında kullanılan patlayıcılara benzer malzemeler ele geçirildi. Olaydan 2 gün sonra saldırgan kaldığı hücrede gömleğiyle kendisini hücresinin parmaklıklarına asarak intihar etti. Ancak en korkutucu haber 16 Aralık'ta Alman polisinden geldi. Irak asıllı 12 yaşındaki Alman bir çocuk Kasım ayı sonlarında doğduğu kentte Noel pazarı ve belediye binası önüne çivilerle güçlendirilmiş bomba bıraktı. Görgü tanıklarının çantayı fark edip polise ihbar etmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.